أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Müzakere tarzında da olur Mustafa. Tehdit olsaydı var abi. Yok yaptım şey planladım. He tamam abi. He tehdit. Muhabirler ilk defa geliyor. Öyle mi ilk defa? İlk defa geliyorlar. He tamam diyorum. İnşallah nasipler o zaman. İnşallah. Belki tehdit olsaydı olurdu ama başladık. Şu mesele şu. Varlıkta, hayatta insan en çok kendisini merak ediyor. İnsan kendini merak etmiş. Hayvanlarda bu yok. Hayvanlarda uçkurluğunu ve midesini doldurmak üzerine kurulmuş. Meleklerde de kendisini merak etmemiş. Böyle bir şey yapılarında yok. Çünkü insan taallümle tekamül etmek için gelmiş. Birkaç dakika bu mukaddeme yapayım, mevzuya gireceğim. Talim ve tekemmül, ilim yaparak terakki etmek. Meleklerde terakki olmadığı için makamları, ilim yapma ve uygulama değil, yok. Onların vazifeleri, verilen vazifeyi bir tamamıya yapmaktır. Terakkileri onun için yok. Fakat insanoğlu, bir de cinler var ama nakıs insana göre, basit onlar. Bugün beni çok etkileyen bir mevzu da onun için. Yoksa tevhid yapacaktık. Herhangi çevirebiliriz ama bu çok etkiledi beni. Bizim köyde de cenaze var. Avrat için inerken cenaze evini ile çağırdılar. Derse gidiyorum. Başka bir yerden aradı. Yunanistan'dan aradılar. Bugün de. Bu dersime sebep oldu. İnsan kendini merak etmiş. Niye merak etmiş? Çünkü kendisini güvende hiç hissetmemiş. Ya bir kanser, ya bir yaşlılık, ya arabayla giderken, ya bir dediğimiz işte korona meselesi. Hiçbir zaman kendisini güvende hissetmediği için güven aramış. Bir yere tutunmak istemiş. Emin olmak istemiş. Emin olmak. Emin olmak istiyor. Ölüm. Yaşlanıyoruz. Değil mi işte? Yaşlanıyoruz. Hastalık var. Yani köye gidene kadar arabayla emin değiliz. Her an kap duruyor. Aa kimdi ya bugün? Dedi ki benim büyük abim diyor. Kap krizini öldü diyor. Hemen yaşını soruyorum. Benimle kim alakası var? Hemen yaşını sordum. 62. Oho bize daha epey var. Hemen onu soruyor. Daha bir şey var. Peki böyle bir problemi var mıydı? Yok. Sordum kendisi yok dedi. Şeyine, kardeşine. Peki insan niye kendisini merak etmiş? Niye araştırıyor? Güvende hissetmediği için. Kendisinde emindi. Kendisinden emin değil, ortamı güven değil. Dünya emin değil ki, araba sürüyor emin değil. Bedeninden emin değil. Nereden vuracağı belli değil. Tansiyon mu vuracak, kanser mi vuracak belli değil. Bu sefer bu insanın bu doğasında, fıtratındaki bu emin olamayışından araştırmaya geçmiş. Araştırmış, kendisini merkeze koymuş. Dolayısıyla temelde 4 tane yöntem çıkmış. Birisi Asya'da bir kısım insanların dini olan Budizm çıktı. Var ya. Budizm madem bu hayat bizi hırpalıyor diyor. Temelini anlatıyorum ben. Kanuniyetini anlatıyorum koca Budizm. Bu hayat geldi gitti verdi vermedi şöyleydi böyleydi. Bizi bu hırpalıyor diyor. Bize rahat vermiyor. Dolayısıyla her şeyden tecrit ediyor. Her şeyi bırakıyor. En ileri seviyeleri çırılçıplak olarak ağaç kabukları veya
yapraklarla hayal yerlerini kapatıp ormanda yaşıyorlar, en zirveleri. Onlarda da nirvana var. Yani hayatın tekamülünde, miraç gibi bizde. Onlarda da bir nirvana var böyle. Hayatı mutlu olmak istiyorsan demiş ana felsefesi Mehmet abi, her şeyi terk et. Kendini de terk et. Hiçbir şeyi bağlanma, hiçbir şeye bağlanma. Hiçbir şeye talep etme. Her talep ettiğin şey seni fakir ediyor. Mesela araba istedin, yok elinde, seni fakir etmiş. Beka istiyorsun, insan fıtratında beka var, ölmek yok. O seni köle etmiş. Hayatını zehir etmiş. Ne güzel mutluydun, sabah balkonda kahvaltı yaparken öteki mahallede mi ses geliyor öteki köyün tepesine. Esselatu vesselamu aleyk. Ola kim öldü ya? Yani bu başıma geldi de bu sabah. Ola şimdi bu kahvaltıda bu mu olur şimdi? Kim oldu? İsteriz ya. Bana ne der mi yani? Sığır orada otlarken öteki sığırı kessen umrunda değil. Ama biz öyle değil ya. Bu dünyevi hadiseler madem bizi oklava gibi esiyor, eziyor demiş bu dizim. Her şeyi terk et. En zirvesi bu. Böylelikle ahlak çıkmış. Ahlak üzerine kurulmuş. İncitme kimseyi. Talep etme dünyayı. Arzu etme. Bırak su aktığı gibi aksın. Ama orada gene bitmemiş ki ya. Sonra bunun bir tam tersi çıktı. Mutlu olmanın Budizm bir yöntemdi. Onu tersi boğasın insanı. Her şeyin olsun. Her şeyin mükemmel olsun. Olayların, hadiselerin, paranın, arabanın, kadının, filmin arasına bol git. Hadiselerde hurdahaş ol. Bunlara düşünmeye fırsat verme. Dum 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 güm 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 şurada bu oldu bu oldu. Arabanın peşine, dairenin peşine, euronun peşine, şunun peşine hayat bir. Düşünme. Bu da düşünmemek için böyle bir yöntem bulmuş. Hiçbir şey düşünme madde esastır. Materyalizm çıktı. Maddeye güm. Böyle bir yöntem. Unut. Sen cenaze oluyorsa köyde bakıyorsun bu tipler hemen köyü terk ediyor sabah sabah. Çünkü öğlen esselam okunacak. Daha sel okunmadan hemen tıpış tıpış gidiyorlar sabah sabah. Kahvaltı bile yapmadan. Duyma. Meşgul olma. Bir tane söyle demişti ben. Dayı dedim nereye gidiyorsun? Evet. Dediğin olduğunu söylüyorum. Yukarı balkondan. Ya dedi çarşıya gidiyorum. Dayı dedim köyümüzde cenaze var. İsteyim ya. Yeğen ömrümde hiç cenazeye gitmedim dedi. Diyemedim. Ama içimde düğümlendi. Nereye kadar dayı kaçır? Nereye kadar kaçacağız? Ölümü bayılmak mı zannetti? Nereye kadar? Düşünmemek çare mi? Şimdi ben çareyi söyleyeceğim. Ben bu dert imal etmiyorum. İkinci yol da bu. Üçüncü bir yol çıkmış. Yunan felsefesi çıkmış. Düşüncelerinle hayatın arkasına geç. Ne bu ne bu? Ne hayatı bütün bütün terk et, öyle maddi şeyleri, ne de hayatın tamamen o maddi şeylerine gümün. Düşüncelerinle kendini yönet. Düşüncem bu. Yani felsefesini koyuyorum, ben bir misal veriyorum. Hayat pile benzer diyor. Pile, felsefe, Yunan felsefesinin antemasını söylüyorum. Pile benzer, bitince atarsın diyor. İnsan pile benzer diyor bedeni. Hayat da pildeki enerjidir. Biter atarsın diyor. Meşhur bir söylemiştin sana. He? Meşhur bir... Yani demeden de geçemeyeceğim. Ünlü artist var ya. Tarık Akan diye birisi. Ondan sonra bu soru bana geldiği için söylüyorum. Ben de o zaman Bodrum'daydım. Hiç unutmuyorum. Ben de ona dedim ki... Ona söyleyeyim, konferansından birisi arıyor orada. Ben de Bodrum'da, o da Bodrum'da. Tevafuk ettik, konferans veriyordu. Ben de derse gitmiştim Bodrum'a. Dedim ki, izin al, söz al, şunu söyle. Pili, şu kamera veya cep telefonu, pili biter ama videoya dönüşür. Pil bitti diye ortadan yok olmadı ya, videoya dönüştü.
Yani pil bitti mi yoksa hakikatini mi değiştirdi? Enerjiden videoya dönüştü. Bitti denilir mi? Yok mu oldu? Siz bana bir şeye dönüşmeyen bir şeyi söyleyin bana. Pil biter, video olur, ses kaydı olur. Yani Word dosyası olur, yazı olur yani. Yani bu bitiyorsa bir şey dönüşüyor demektir. Evdeki odun, depodaki odun, kömür uçuyor enerji, ufalıyor. Bir su alabilir miyiz daha? Nereye gidiyor? Enerjiye gidiyor. Doğaya alabilir, sizin orada kabak olarak geri dönecek. Öteki tarafta bir tane elma armuta dönüşecek. Tamam? Dönüşecek yani bir yere. O pil bitti ama hayata dönüştü. Yok olmadı ki. Demek ki üçüncü meslek de felsefe. Eyvallah. Dördüncü bir yol. Dördüncü yol. Dinler çıktı. Ne Budizm gibi hayatı terk et, ne materyalizm gibi maddenin içine gömül, ne de Yunan felsefesi gibi düşünce esastır, diğerleri surettir. Olsa da olur, olmasa da olur, böyle pecmudi gibi bir hayat. Dinler demiş ki, insanın fıtratını gösterdiği bir hayat var. Dinler vaat ettiği şeyi, dinler diyor ki, bak insanın dinler vaat ettiği şeyler fıtrat onaylıyor, beka söylüyor. Dinler diyor ki ahiret var diyor. Benim fıtratım diyor ki, evet beka istiyor. Dinler diyor ki, ölümsüz, sonsuzluk bir alemi var. Fıtratım ölmek istemiyor. Benim fıtratım dert, keder istemiyor. Böyle bir vaat bulunmuş din. Şimdi dinler benim fıtratımın iktiza ettiği, gösterdiği, arzuladığı bir hayatı vaat ediyor. Vaat ediyor ama doğru olduğunu nereden bileceğiz? Geçen hafta burada mı yaptım, pazarda mı? Pazarda. Şimdi dinler hangisinin için doğru? Tanık olmak, şahit olmak kendi fıtratımda olacak. Şimdi Budizm, hayatı terk et. Materyalizm, aslında şu hayat, materyalizmin hayata dönüşmüş şekli şu anda, bu asır. Yunan felsefesi düşüncene. Peki dinler, ahiret endeksli, ahiret merkezli hayatı yorumlamak. Diyor ki, evet senin fıtratına böyle bir arzu var, böyle bir istek var. Ama o burada değil. Burada değil. Fıtratımızda ebed var. Evet var diyor. Yani benim fıtratımı susturmuyor. Sus demiyor. Bu materyalizm gibi maddenin içine gömül demiyor. Budizm gibi terk et demiyor. Yunan felsefesi gibi unut. Doğru dediğin şey düşüncelerini demiyor. Fıtratın bunu söylüyor, doğru söylüyor diyor. Onun istediği şurada diyor. Tamam. Peki ona, o olduğuna, doğru söylediğini nereden bileceğiz? Bir sağlaması gerekiyor. Vaat ettiği şeyin doğruluğunun bende sağlanması gerekiyor. Onun adı da imandır. Allah'ın ve ahiretin, meleklerin vesaire sağlaması, var olduğunun en büyük delillerinden bir tanesi de benim fıtratımda ve fıtratımın iktiza ettiği iman. İman ahiretin sağlamasıdır. Çünkü iman oradan besleniyor. İman demek, bu makamda iman, nereye iman etmişsen oradan besleniyorsun demektir. Mesela örnek vereyim ve giriyorum. Ölmek istemiyorum. Diyor ki bu kabir gözüktüğü gibi dehşetli değildir. Kabir, şu mezar, tebdili mekandır, tahvili vücuttur, ıtlak ruhtur. Yani toprağın altına muvakkaten geçici giren çekirdek gibi başka aleme neşrileme bulacaksın. Sen çekirdeği atıp orası için mi atıyorsun? Karanlığa dar, sıkı, yalnız olan o çekirdeği dünya alemine neşrileme buluyor. O çekirdek bile toprağın altında, karanlık alemden bu gün
gündüz alemine, güneşlik alemine ne şunama buluyor? Çekirdek. Sen hiç bırakır mı tohumu bırakmaya? Dolayısıyla kabiri dinler izah ediyor, yorumluyor. Onun sağlaması doğru olduğunu nereden biliyoruz? İmandır. İman. Peki imanın bizdeki tesiri nedir? Yani onunla mı anlayacağız? İman bizde aktif olmayla kabrini de yorumluyor. Fıtratındaki ebed arzusunu hedefine koyuyor, unutturmuyor, yok saymıyor, tanımlıyor ve onu neşinemalandırıyor, güçlü kılıyor. Evet böyle bir hayat var diyor. Olması isteyemezdin diyor. Yani insanın elmaya karşı iştahı elmanın vücudunu gösteriyor. Elmanın vücuduna en güzel delil ona karşı iştah olmasıdır. İşte beka aleminin en güzel delili insandaki beka arzusudur. Bizdeki beka arzusu yediğimiz ekmekten, içtiğimiz sudan gelmemiştir. Şimdi bu manayı yorumlayan yani izah eden iman tanımlıyor insanın altı yönünü, önünü, arkasını, sağını, solunu, altını, üstünü, insan bakış yönünü, mesela bakıyor kabire, bunu izah ediyor. İnsanın zahirde gördüğünü izah ediyor, yorumluyor. Farisi bir beyt, Arapça olmadığı için, Farisi olduğu için onları atlayacağım. Farisi beyt de ne diyor? Ya Rabbi, tevekkülsüz gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp, derdime derman aramak için cihat-i sitte denilen altı cihete nazar gezdirdim. Maalesef derdime derman bulamadım. Manen denildi ki yetmez mi dert derman sana. Şimdi hayatı tevekkülsüz. Birincisi şu. Madem hayat benim üstümden daha güçlü bir şekilde ceyran ediyor. Bana rağmen hayat devam ediyor. Bana rağmen güneş doğuyor. Bana sormuyor yağmurun yağması. Kuşların cıvılmaması. Hatta bana sorulmadı benim bu dünyaya gelmem. Ve buradan da gitmem. Kalbimin çalışması, pat 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 yapması. Peki ben bu olaylar bana rağmen çalışan şu sistemde insan bir teselli arar, bir güvende hisseder. Onu tevekkül yapıyor. Dinler sana dört sistemini aktif ediyor. Tevekkül. Yani olayların, kanserin, kalp krizinin, mezarın, kabrin arkasına geçirerek, tevekkül ne demek? Olayın sahibiyle olaya bakmak. Mesela diyor ki, mezara baktığın zaman, toprak altına diyor, attığın çekirdek, nasıl diyor, baharda ne şu nema buluyor? Senin de diyor, bedenini bıraktığın zaman, bedenini, senin ruhun aşağıya gidiyor. Yani insan bedenle ibaret olmadığını dinler ispat ederek ölümün bedensel olduğunu, ruhsal olmadığını söylüyor. Bu Allah merkezli, Allah endeksli yani pergelin ince ucunu Allah'a ve ahirete koyduğun zaman dünyadaki hadiselere tahammül gücü geliyor. Sen zulme uğradın. Bir bakıyorsun denk geldim ben böyle. Köylerde çok oluyor böyle. Irmaklar akıyor. Irmağın bu tarafı bunun. Irmağın bu tarafı bunun. Adam geldi. Irmaktan da sonra yarıdan böyle yukarıya çıktı yani. Udut dikmiş. Gelmiyor diye. Dikenler sardı diye. Babası ölmüş. Çocuklar var diye. Irmaktan bu tarafa geçmiş. Bana diyor ki. Hoca ne yapayım diyor. Öyle diyorsa bırak dedim. Şimdi bu adamın iki yolu var. Ya silah alacak bunu vuracak. Ve ahirette görüşeceğiz diyor. Bu ahmaklık değildir tabii de. Yani takatın gücün yetmediği yerlerde mesela pıt 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 kalp şey yapıyor. Ne o anda ne yapacaksın? Aa kalp krizi geçiriyorum ama araba var aşağıda Mercedes. Kasa ve masa. Yani kasa para. Masada makam. Kalp krizini önler mi? Kabir endişeni ortadan kaldırır mı? Ya kardeşim huzurun var. Her tarafın evin altın olsa ne olur? İçin kan ağlıyorsa. Huzurun yoksa. Mutlu musun? Bugün bir tanesini dediğim gibi. Ya bu kadar para harcadık falan dedi. Dedim ya şimdi hastaneden fatura sana elini tutuşturmadılar mı? Tahlilden geliyorsun. 11 tane tümörün çıktı bilmem ne. Şuna para. Onun stresiyle eve gelmiyorsan poşetlerle eve geliyorsun. Mutlusun, huzurlusun.
Ya diyor bana diyor ki sen bu mutluluğu nasıl şey yapabiliyorsun yani bu olayların bak pergeli koyuyorum temel ana temaya o merkezde düşününce hiçbir olay sıkamıyor seni. Mesela paran gitti bitse ne olacak zaten bunun içindir. Merkez şu imanın var mı kardeşim kaliteli imanın var mı? İki birinci iman huzurun var mı? Gerisi hikaye ben bu çayını biliyorsun öteki taraftaydım. Nice insanlar geldi değil mi Mehmet abi? Hatırlıyor musun İsa Beylerden falan? Ateş Mustafa abiye kadar, Marangoz İbrahim'e kadar. Artvin'den gelen grup grup gidiyordu, grup grup geliyor. Neredeler? %90'ı gitti. %90'ı gitti kardeş. Çaykur'u o müdürleri vardı. Gitti dedi. İmanı var mı kardeş? Ona özel. Diğeri hikaye. İşte tevekkül İnsana, iman sana dört tane vasfını öne çıkarıyor. Vasıf veriyor sana iman. Tevekkül. Nedir o? Tevekkül, vekil yapmak. Olayların arkasında sahibine göre olayı yorumlamak. Niye önüme mezarı koydu? Niye yaşlılığı koydu? Niye hastalığı koydu? Niye bu sistemi böyle yaptı? Niye topalım? Allah ile izah edemez. Allahsız izah edemezsin. Çözemezsin ya. Niye benim 60 senede adam 500 sene yaşamış? 950 sene Nuh Aleyhisselam yaşamış. 63 sene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yaşamış. Niye ben böyle topalım? Allah ve ahirete göre bakmasan kör adam neyle izah teselli bulacak? Demek ki tevekkül bir bu. Teslim yani teslim doğru yaşamak. Seleme, İslamiyet. Bak zekat veriyorsun, duasını alıyorsun, bir muhabbet oluşuyor. Namaz kılıyorsun, kötülük olmadı. Oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun. Bir tanesi diyor akika kurbanı, akika kurbanı kesiyorlar şimdi ileride bir koksuat tarafında. Hepsini davet etmiş, çocuğun akikasının ziyafeti var. Yani ne kadar bir sünnet bile ne kadar muhabbete, uhuvete, kardeşliğe, kaynaşmaya sebebiyet verdi. Ne kadar hoş ya. Yani dinin eylemsel şeyi toplumu ihya ediyor, bütünlüyor. Zekattır, cumadır. Birincisi tevekkül. İkincisi teslim. Üçüncüsü madem bu bana rağmen bu kainat işliyor, deviriyor, eviriyor, çeviriyor, yaşlandırıyor, kabre sokuyor. Madem bu kainatın arkasında bir Allah var, ona itimat et. Seni senden daha iyi düşünür. Dört, ona kanaat et. Allah'a kanaat et. Allah ile kanaat et. Benim Allah'ım var. Kim ne olursa olsun. Dediğin zaman ne kadar rahat oluyorsun ya. Hiç mi tek başınıza evde kalmıyorsun? Kalınca vehim almıyor. Düşünceler almıyor mu seni? Kaptığı zaman teslim, tevekkül, itimat ve kanaat silahları ile, malzemesiyle insan canlanıyor ya. İşte insan iktidarım yok. Kendi kendime hakim değilim ya. Hangi organım benim irademle, ilmimle yapılıyor? Hangi organın sahibi benim ki? Yok. Peki bu kalbi bana verseler ne kadar basarsan o kadar yaşayacaksın. Bir gün bile kalbi tutunca basamam ya. Ya musibetlere karşı ne başka neyle teselli bulacaksın? Allahu Ekber diyor. Değil mi 13. Leman sonunda Allahu Ekber var. 24 şu Allah'ın sonunda. Ha demek ki tevekkül, teslim, itimat ve kanaat. Peki isteklerimiz yok mu? Din diyor ki bu isteklerini sonsuzluk istiyorsun, mal mülk istiyorsun, dünya saltanatı istiyorsun, her istediğim olsun. Her yerde bir anda olayım. Tamam doğru olacaksın. Ama bu arzunu, bu isteğini ertele ve ötele. Orada var yani ahirette olacaksın. Dişini sık, yakında buna vasıl olacaksın. Dişini sık yani. Bir tanesine dedim bugün. Ya ne yapacağız hoca dedi şimdi. Avramit'te cenaze var. Cama geldi şimdi oradan inerken. Hoca ne yapacağız dedi ya. Bu şaka diyor ama bu köyden dedi Azrail ayrılmıyor dedi ya. Niye hayırdır dedim emice. Nasıl ayırmıyor? Ya dedi böyle de eve de bakıyor tam şöyle.
Ya hala var ya, he hala. Halanın dedi, büyük oğlu gitti dedi. Böyle de bakıyor, bana da bakıyor arabaya, değil mi? Halanın büyük oğlu gitti dedi. E tamam Emice. Kocası gitti dedi. 5-6 ay önce mi? Ne gitmiş? Yok, 2 ay önce. 2 ay önce. Şimdi dedi, büyük küçük çocuğu gidiyor dedi, hoca dedi ya. Seni gördüm rahat, şaka demiyor ha. Seni gördüm rahatladım hoca dedi ya. Ya bu haberi duydum, daha sabahtan şimdiye kadar 3-4 paket sigara içtim dedi. He? Baktım ki ters siliyor. Niye dedim, hoca ya seni duydum bu köyde ne kadar... Ya dedi niye? Ya dedi bu köyde oldun güven oldu dedi ya. Azrail aleyhisselam bize şey yapmaz dedi. Azrail aleyhisselam diyor. Gönderir misin? Böyle. Dedim dayı niye korkuyorsun? Allah var, ahiret var namaz. Ya tamam da ama hemen bak. Ya dedi ya, ya şu dedi, bir namaza da başlayamadık dedi ya. Yapıyorum, bozuluyor, yapıyor ya. Hoca bir dua et dedi de devamlı olsun dedim. Hoca adam bak gidiyorum. Yani ölüm korkusu değil onun. Hesap korkusu var, tanımlayamıyor. Ama düzgün yaşarsan, elhamdülillah gençlik gittiyse baki bir gençlik var. Ölüm korkusu bir, bedene, şu bedene, cisme ben demekten kaynaklanıyor. İki, geçmişim berbat geçmiş, ne yapacağım şimdi? Yani ikisinde çaresi var. Bedene, ben deme, çünkü küllü nefsin zayikatın mevt. Nefis ölümü tadacak, ruh değil. Ölüm ruhla alakası yok, küllü ruhun demiyor. İkincisi, geçmişim rezil geçmiş. Tövbe ve istiğfar kapısı açık. Nereden dönersin? Kârdır. Hemen başla namazına. Kazana da başla. Bugün de bir müjde söyleyeyim. Öğle namazında müjde söylediler. Kaç sene? 11 senelik sabah namazını birisi bitirmiş. Ben dedim hepsini birden kılma. Sırf sabaha yüklen. Sonra sırf öğleğini yüklen. Bugün sabaha bitirmiş. 11 mi? 17 seneyi bitirmiş. Ha, bitirmiş. Kazayı bitirmiş. 17 sene galiba. Kazayı bitirmiş bugün. Öğle namazında bitirmiş. Şimdi öğleyine yüklen. Hiç ikindi kılma. Öğleyini böyle götür. Çünkü bir namaza bir vakitte yüklendin mi çok çizgiyi atıyorsun ya. Çok çizgi atıyorsun. Ooo pey gitti gitti. Şefleniyor insan. Tamam. Bak bu kadar din şey yapmış. Geçmişin berbat mı geçti? Daha fırsatın var. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeye fırsatın var. Şimdi yerin altında o kadar insan kafir var ki 120 milyar insan ölmüş diyor bugün bilim insanı. Toprağın altında varmış. 120 milyar. Ne demek olduğunu anlaman için 8 milyar şu anda dünyanın üstünde. 120. Ve bunun 5'te 4'ü kafir. 5'te 1'i Müslüman. Şimdi o 300-500 sene yaşayan o kafir Kur'an lisanıyla hadisin haberine göre bir an dünyaya gelmek istiyorlarmış. Ne yapacak ki bir an? 500 sene yaşamış. Yapamadığı bir şeyi bir anda ne yapacak? Hemen şunu diyecekmiş. Çabuk çabuk. Zaman yok ya. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bunu deme fırsatı yok şu anda onun. Ama senin hala var. Onlar değil mi Kur'an söylüyor? Bize bir daha fırsat ver. Bak dünyaya gittiğimiz zaman bak nasıl olacağız. Ama onlara şu denilecek diyor değil mi? Siz oradan gelmediniz mi? Bunlar size anlatılmamış mı? Bir de bir boş laftan ibaret diyor. Evet. Boş laftan ibaret. Lakırtı diyor. O zaman bizim La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deme fırsatımız var. Bak onların o şansı yok. Şükür. Elhamdülillah. Demek ki insan bu hayata kendi iktidarıyla, ihtiyarıyla gelmemiş. Dolayısıyla bu hayatı kendi iradesiyle, ilmiyle tanımlayamaz, izah edemez, yorumlayamaz, çözemez. Çünkü sen gelmeden önce bu kainat vardı. Senin aklına kurulmadığı için bu kainat. Senin aklına bu çözülemiyor. Benim aklımda çözülmüyor. Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Benim aklım bile benim akılla yapılmamış. Bu akıldan önce başka bir akıl yapmış bunu. E peki benden önce bu kainat vardıysa bu akılla ben bu kainatı nasıl çözeyim? Benden önce ölüm vardı. Bu akılla ben ölümü nasıl çözeyim? O zaman ölümle niye savaşıyorsun? Niye yaban arılarla mücadele ediyorsun? Daha çok ısırıyor. Rahat ol, tevekkül et. O zaman diyor, iktidar ihtiyarıma dayandım. Derdime derman aradım. Hem Mehmet abi ne güzel bir yerler ya. Oh be. Baktım diyor, altı cihet, ön taraf. Şimdi ön taraf yani altı şekilde düşünme. Hayatın şeyi. Ön tarafıma baktım, sağıma baktım, arkama baktım, alta üste baktım.
derdime dermanı bulamadım. Sonra denilmiş ki, yetmez mi sana dert, derman sana. Yani derman neymiş? Dertlerinmiş. Dertler derman olur mu? Bakın arkadaşlar, İmam Ali diyor ki radıyallahu anh, fakirlikle hastalık, ikisi de olumsuz, fakirlikle hastalık, batırdığı adama göre çıkarttığı adam daha çoktur. Tersini düşün, zenginlikle sıhhatın, çıkarttığı adama göre batırdığı adam daha çoktur. Bugün meyhanelerde, kahvelerde, gayrimeşrelerde sıhhatli oldukları içindir. Bir zenginlik dersi yaptık dün canlı yayında internette. Zengin bir par, zengin bir par. Zengin kimdir? Zengin elinde çok olan değil. Şimdi elinde çok böyle böyle Sapanca Koç gibi ama öyle bir hedefleri var ki mevcuda göre hedefleri çok uçuk. Bu adam mevcuduyla hedefi arasındaki ara boşluğu kadar fakirdir. O zaman zenginlik nedir? Hadisin lisanıyla, çok hadislerin toplamıyla talep azlığıdır. Ya kanaat, el kanaatu kenzuna yefna. Kanaat tükenez mi yazılır? Peki zenginlik neydi? Zenginlik talep azlığı. Fakirlik talep çokluğu. Buna delil Kur'an lisanı ile. Kur'an meskenet ve zillet sahibi olan Yahudileri söylüyor ama bankaların kurucuları, bütün paralar, altınlar onların elinde. Ama Kur'an diyor ki onlar zilirdir, meskenet sahibidirler diyor. Niye? Ellerinde olmasa bir insanı zengin etmiyor. Verebiliyor musun? O kadar zenginsin. Verebiliyor musun? O kadar zenginsin. Allah Resulü demiş ya, aleyhissalatü vesselam, ya Ayşe kurban zamanında, o eti ne yaptın? Şu kadarını şu kadarını dağıttık, şu kadar bize kaldı. Şu kadar bizim. Hayır diyor, dağıttığın bizim. Bu bizim değil. O da şey yap, ama ne psikoloji temelini şey yapıyor, dur ya. Psikoloji nasıl bir sistemini söylüyor? Psikoloji şu, bak diyor bizde kalan etin diyor akıbetine bak. Et yediğin zaman akıbet, yani neyle yorumluyor seni mi diyeyim? Bir şeyin neticesiyle olayı yorumluyor. Yani mevcut olan et daha kaybolmadı. Bu et nedir? Neticesiyle izah ediyor. Verdiğin et nedir? Ahiret. Ha o bizimdir. Bu nereye dönüşmüşse oraya dönüşüyor işte. Zengin olmak elinde çok olmak değil. Verdiğin kadar zenginsin. İnfak ettiğin kadar hürsün. Sıyrıldığın kadar o kadar hür oluyorsun. Yoksa köle ediyor seni. Yetmez mi dert? Dertler neymiş? Basamaktır. Hani duyarsınız. Hocam her şey üst üste geliyor. Tamam işte bas çık işte. Yukarı çıkacaksın demektir. Ya her şey alt alta gelseydi dibi doğru gidecek. Evet, gafletle sağımdaki geçmiş zamandan teselli aramak için baktım. Şimdi sağ tarafa bakıyorum. Sağ taraf neymiş? Geçmiş zaman. Bir sürü geçmiş zamanımız var böyle. Acayip acayip garip garip şeyle geçmiş. Bakmış. Fakat gördüm ki dünkü gün geçmişe bakıyoruz. Mezarlıktan geçmiyor musun mesela? Senin o mezardan geçiyorsun. Hemen kapının önündesinin. Dünkü gün pederimin kabri, babamın mezarlığı, dedemin mezarı ve geçmiş zaman ecdadımın bir mezar rehberi suretinde göründü. Şimdi her gün kapının orada hele bunların büyük bir mezarlık. Benim evim Muhammed Naz mezarlıklardan uzak da. Bize korkmuyor, benim ölümü de hatırlamıyorum. Ahmet Sami gece gündüz cami de orada, mezarlıklar da orada. Ben kapımı açtığım gibi hemen kapının üstüne babamın dedesinin mezarlığı var. Ha kapıyı açınca. Hemen kapı, hemen evin hemen duvarın hemen. Hemen ha şurada. Camın üstünde, hemen üstünde babamın dedesinin mezarlığı. Şimdi ha işte pederimin. Ha? Zarar geldi. Üstündekilerden zarar geldi. Açıyor. Kapıyı açınca geçmiş zamana bakıyoruz. Bizim geçmiş zaman bir sürü insanların mezarı. Yani o burada Çaylı'da saymış olduğumuz insanların %90'ı yok. Sen o zaman liseye gidiyordun. Bizim o ilk dersen açtığımız yer vardı ya. Şu anda satılık. Evet.
Bugün buradaydım da çok ilgimi çekti orada 1900 kaçtı? 85-86'da 88-88. Ha, ondan önce de şey yapıyorduk. O zaman önden önce neredeydi? Ha, bu Bedin oralardı. Orası ilk açılımı 85 değil mi? 86. 87'de İstanbul. 87. 87. Bak 87. Şimdi ben baktım. O durdum böyle. O gelen insanları hayal ettim. Şu anda inanın bana %90 değil, %95'i yok. Yani gelmiyor diye ölmüş. Çaykur'dan o iki tane müdür toplayıp getiriyordu. Bu Kanlıca'da trafik kazasında ikisi de gitti. Demek ki geçmişe bir bakıyorsun, büyük bir mezarlık. İmana bak şimdi. Büyük bir mezar gördüm. Geçmişten insan kendi servetinden, kendi elindeki sermayeden güç alması lazım. Bizim de en büyük sermayemiz geçmiş. Araba aldık, kamyonet var, çay tarlaları var, para var. Ama baktık geçmişimize, oho kazandık duruyor ama büyük bir mezarlık var ya, dedeler hepsi orada. Teselli yerine vahşet verdi. Yani geçmiş, şimdi düşün, ömrüm gitti. Mesela beni düşün, 50 küsur yaşındayım. Tamam, 57 yaşındayım. Şimdi çoğu insanlara göre zavallının birisiyim. Bizim köyde evlenmemiş, dünya malı mülkü yok. Şey yapmamış, şöyle yapmamış, yok, yok yani hakikaten hiçbir. Şimdi bakıyor böyle, hoca diyor, ne olacak diyor. Neyin ne olacak diyor, bilmiyormuş. Yaşlanınca ne olacak diyor. Yaşlanacak mısın hala dedim sen. Ölüp gideceğim dedim, daha toprağa gireceğim. Sen de gireceksin, ben de gireceğim. Şimdi geçmişe baktığım zaman işte bak 87, 80. Şöyle baktım şimdi o biz çıktık, devrettik vesaire. Birileri aldı falan. Şimdi örnek için söylüyorum. Bugün gördüm tabi cama 4. kattı. Satılık diyor. Ben oraya hayal ettim o dershaneyi. Ne insanlar gelmiş. Şimdi o geçmişimi geçtim Ahmet Sami 87'ye. Ah ah demedim. Ne yaptım biliyor musun? Oh elhamdülillah. Oh elhamdülillah. Çok şükür. Düşe kalka ama o zaman neselisiniz değil mi Ahmet Sen? Daha öncesiniz ama. Dershane hayatı orada mı? Dershane hayatı o zaman başladık. İstanbul'la beraber ilk evet. Müdahale. Pazardaki o şey olan futbolcu şey onlar hepsi Rizalar onda şeyler. Onda yakındır. Evet. 90, 2000'de. Bak bu kadar insan Nurları tanıdı. Ateş Mustafa abiler vesaire. Mehmet abi belki de sen de o zaman. Yok sen daha önce. O, burada, ben öyle. Evet. Barla'dan öyle. Vay. Şimdi iman ne yapacak bakalım? İman diyor ki o geçmişi. Bu kadar gitti. Lan araba aldık, çoluk çocuğu var, torun var, dede diyorlar. Ama mezarlık da orada. E ne yapacak şimdi? İman diyor, o geçmiş zamanını, o vahşetli mezar ekberi, ünsiyetli bir meclis-i münevver, bir mecba ahbab gösterir. İman diyor ki, dur, korkma, o yok olmadı, kaybolmadı gençlik. Bekaya gitti. Nasıl gitti? O meclis vardı ya, toplantılarınız. O ahbapların toplantısı var ya şu andaki. Birkaç sene, 15-20 sene sonra, eğer yaşarsak burada bir tanesi, bu meclisi söyleyeceğiz. Ah ah, şu apartmanda da şuradaydık veya bu yıkılacak, oradaydı işte. 20 sene sonra dediğin zaman ne diyeceksin? Bekaya gitti. Bu meclis-i nurani, yani bu şu andaki hayat, bu cemaat nereye gitmiş oluyor? Mecba ahbap oluyor. Ahbapların sohbetinin kapısı oluyor. O dershane hayatı kapı açılacak. Bekaya dönüşmüş olacak. Neye benziyor? Çekirdek toprağa atıyorsun. Kocaman bir ağaç kapısı açılıyor. Sen şimdi çekirdekten penseyle, çekişte, tornavidayla ağacı alamazsın. Çekişte, tornavidayla çekirdekten ağacı çıkarabilir misin? Odundan, penseyle, tornavidayla
ışığı, nuru çıkıp dumanı alabilir misin? Yok. Çekirdeğin içini toprakla Allah çıkarttığı gibi odundaki nuru, dumanı da kirbitle çıkartıyor. Bu bedendeki ruhu da azayla çıkartıyor. Hepsi farklı. Su, söndürücü ama iki zıt şey. Yakıcı ve yanıcının bir araya gelmesi. Ve hidrojen, oksijen ve hidrojen. Oranı değiştirmiş ikiye bir. Su olmuş. Onu oradan çıkartıyorsun. Kaynakçı şeyler var, hidrojen tüpü, oksijen tüpleri var. Yakıyorlar adamlar. Otoiletiklerde, şunlar şey, otokaportada yakıyor. Bakın, çekirdeğin içerisini toprakla, ağacın içerisini de kibritle, ateşle çıkartan Allah, bu bedendeki ruhu da azayla çıkartıyor. Garip değil mi? Odunu, hiç ömründe odunun yandığını görmesen, bunun içinde iki tane zıt şey var. Duman var, nur var. Duman. Duman göz gözü göstermiyor, örtüyor. Nur da aydınlatıyor, iki tane zıt değil mi? Açan kapatan nerede? Aynı yerde, aynı odunda. Hiç ömründe yandığını görmesen kim? Sana söyleseler inanır mıydın odun? İki tane zıt şey aynı yerde. Hem artı 10 derece burada, hem eksi 10 derece burada. İkisi de aynı. Sıfır olur ya. İşte odunun içerisine nuru ve dumanı saklayan Allah, bedenin, şu bedenin içine de nefisi ve ruhu böyle saklamış. Odunda maksat bedendir. Dumanda maksat nefistir. Odundaki nurdan maksat ruhtur. Çıkartıyor Allah. Onu kibritle çıkartıyor. O şeyi, çekirdeği de toprakla çıkartıyor. CD, CD'ler var. Bilgisayar çıkartıyor. Flash belleği, değil mi? Her şeyin içini çıkartan yöntem farklı. Balığın içerisindeki lezzeti dil, kokuyu burun, gözle gözükmeyen sesi kulak, ne göz, ne kulak, ne burun, ne akıl çözemediği aşk, muhabbet, sevgi, şefkat, vefa, iyi çözen de kalp. Bak bunu da çözümleyen başkası. Sevgiyi, aşkı, muhabbeti, vefayı, saygıyı, hürmeti. Değil mi? Kim çözüyor? Kalp. Eşyanın evvelini, ahirini, zahirisini, maddi bilimini çözen akıl. Eşyanın zahirini göz. Eşyanın ses dalgalarını kulak, tadını dil vesaire çözdüğü gibi bu bedendeki ruhu da Azrail aleyhisselam çözüyor. Ne kadar kolay. Alıp götürüyor. Demek ki geçmiş gözüktüğü zaman merak etme diyor ya. Bu gördüğün meclisi nurani var ya bak 87'de o Çağlı'daki dershane. Beka'ya gitti diyor. Ben size bak bugün gördüm ben. Bugün gördüm satın. Allah Allah. Alt bu taraftan gittim, bu taraftan gittim. Birileri de bayandı. Hayırdır diyor. Burası dershaneydi. Kaç sene kaldın dedi. Şu kadar. Bir böyle garibine giden olay olmadı mı? Hep garip işte. Orada olmuştu. Hani hep misal veriyorum, gülüyoruz ya. Ukrayna'ya yanlışlıkla balık tutarken fırtına oluyor. Ukrayna'ya diyor, fırtına. Balık teknesi alabalı oluyor. Batacaklar hemen sığınıyoruz ya ada. Hatırlarsan Ahmet Bekir'im. Ondan sonra dedi ki, ya Rabbi bizi bu fırtınadan... Bu olmaktan kurtarırsan sana büyük bir sığır kurban edeceğim ya Rabbi dedi. Hatırladın mı? Sonra biraz Allah kurtardı. Öyle Rize Çayeli'ne doğru gelmeye başladılar. Biraz rahatladı tabii. Deniz rahatladı. Ya Rabbi koyun keseceğiz dedi. Koyun keseceğiz ya Rabbi. Limanın içine girdi. Bir fakiri sevindiririz dedi. Birkaç kuruş. Orada olmuştu. Tayfada kaptana orada ama tayfa bu vaadi biliyor, bağırarak söyledi. Şimdi tayfada diyor ki, kaptan sen bu ilk vaadini yapmasan seninle gemiye çıkmayız bir daha. O zaman bu olayı çözmek için Orta Cami imamına gittiler. Dediler, o da anladı tabii. Bana diyor, ben sana kasten gönderdim dedi. Şu dördüncü katta bir hoca var, gidin o çözer dedi. Adam dedi ya, oküz, büyük oküz keseceğim. Sonra koyuna indi, sonra sadakaya. Şimdi tayfa dedi ki, kaptan bunu kesmesen biz çıkmıyoruz. Sonra dedi, çözelim bunu ya, hakikaten olur mu sadakayla? Neyse o hocalı bana gönderdi, gürültü mürültü mürültü bir binadan geldiler, oturdular çınıkma. O binada oldu işte. Dedi ki, hoca olur mu dedi ya, bir sadaka versek olur mu dedi. Onlar da tayfa duruyor. Olur ama bir şartla dedi. Nedir hocam dedi şart? Bir de bu Allah'a işin düşmeyecekse kesme dedi.
Hoca, biz de onu demedik istediğin yönü. Tamam dedi, biz zaten yapacaktık falan. Yani orada olmuştu, onlar hep hatırladım. Şimdi sol tarafı da okuyayım, ondan sonra keseyim. Altı yönü anlatıyor. Sağ, sol, ön, arka, üst, alt. Ha, ben sol tarafı da okuyayım, keseyim. Sonra soldaki istikbale baktım. Yani sağ, sol, bu Kur'an'daki sağ, sol. Sağ geçmiş zaman, sol gelecek zaman. İstikbale baktı şimdi. Geçmişe baktık, mezar-ı ekber. Dedelerimin mezarlığı, geçmiş. E benim de mezarlığım. Ahmet, sen kaç yaşındasın? 63, bak Allah Resulü'nün tam haddindesin yani. Yani ecdad, büyük zatlar demişti ya, ecdad şöyle derlermiş. Kaç yaşındasın derlermiş Mehmet abi. Ecdad dermiş ki, haddi aştık. Evet, geçtik yani derlermiş. Şimdi 63 sene, Ahmet abi az değil yani. Burada, peki baktığın zaman neyle teselli bulacaksın? İçinde bir şeyler olması lazım. Şimdi ne diyoruz? Elhamdülillah diyoruz diye. Çok şükür. Şimdi sol tarafa baktık. Sol taraf gelecek zaman. Sol, bakayım ne gözüküyor? Yani insan bu önümüzde bir hadiseler var. Kanserdir, ölümdür, yaşlılıktır, torundur. Yani kimin pilerine basarsan bas. Balık alıyorum. O senin tanıdınmış güzellikten. Ya hoca sen Mustafa Vakıf Mustafa'nın hocası mısın? Dedim yok arkadaşıyım. Yok. Ya dur hele ya. Dur bir dur, ben sen balığını ayarlayacağım. Ya hemen bir pileğiri var böyle bir, yani basıyorsun, herkesin bir derdi var. Hoca ya bunu bir çözsene ya, böylece boşver balığı sonra şey yapalım. Şu derdim var diyor, ya karısından, ya kızından, ya oğlundan, ya gelinden, ya kendisi yatamıyorum, uyamıyorum. Aklım aklıma bela olmuş, düşüncelerimi kurtaramıyorum. Ya hoca ben gece şöyle çok kötüyüm falan. Orada hemen o çay ocağından geldiler, o geldi. Kim olursa olsun, her şeyi unuttu adam ya. Ha. Şimdi bakıyor, niye yatamıyorum? Gece olmasını istemiyorum hoca dedi ya. Sanki arılar uçuşuyor. O düşünce, bu düşünce falan nasıl çözülüyor? Nasıl rahat yatıyorsunuz dedi ya. Bir tanesinin dediği gibi. Bursa'da, bunu da söyleyeyim. Bursa'da büyük bir konferansa gitmiştim böyle. Ders ama büyük derken 1500-2000'in üstünde böyle. Sama. Neyse, ders bitti. Sohbet ediyoruz, özel sorular soruyorlar. Şu ön uçtakini göremiyorum yani. Göremem derken çözemem. Uzağı görmüyorum. O kadar büyük yer. Yani şu yaklaşık olarak 20-30 metre ileride böyle koltuklar ya. Ortada birisi. Fazla 35 yaşında. Ne diyor bana? Şöyle, tabii soru soruyorlar. Latife yapıyorum. Gülüyorlar yani, rahat diyoruz böyle. Bağlarını hiç. Böyle bakıyor. Olayı seyrediyor. Hey dedim, sen bakar mısın? Duruyor böyle. Bana dedi, sana dedim. Dedim, nasılsın, iyi misin kardeşim dedim. İyiyim. İlk defa mı görüşüyoruz? Ya bir şeyler söyleyeyim de adam açılsın. İyi, sanki robot yani. Ön arkası yok. Nasılsın? İyiyim. İlk defa mı görüşüyoruz? Evet. Anladım. Böyle. Neyse. Dedim ki, bir iki kelime edebilir miyiz dedim. Gelebilir misin dedim. Geleyim. Geldim. Dedim ya, bir şey soracağım sana. Niye böyle dedim ya? Latife yapıyoruz, şaka yapıyoruz, cevap veriyoruz, soruyorlar. Bir şeyler soruyoruz, sen sor. Ya sen dedim, hiç böyle. Sen ama uysan dahilsin. Hep acayip acayip dinliyorsun, ciddi ciddi. Niçin hiç suratın gülmüyor dedim. Dedim, biliyor musun? Ben size alet ediyorum. Neyimizi alet ediyorum? Nasıl gülüyorsunuz dedi ya. Bu deyince daha fazla güldüler bunlar. Hiç sanki şey ya. Adamdan bu sistem alınmış. Sistem çalışmıyor. Gülmeyi unutmuş. Hayret ediyorum nasıl gülüyorsunuz diyor. O demişti. En çok hayret ettiğim şey diyor. Düşüncelerinizi düşüncelerinizden nasıl kurtarıyorsunuz? Nasıl rahat gülebiliyorsunuz? Nasıl uyuyorsunuz ilaçsız? Nasıl diyor... Yoğun bakım şey, acillerin önlerinde arabayla saatlerce orada hasta var diye arabanın içinde uyuklamadan geçiriyorsun. Hayret ediyorum. Sonra kimmiş biliyor musun? Adana'dan gelen pamuk, işte nereden geliyorsa fabrikasına, kendisini değil babasının, 3-4 kardeş bunlar. Pamuk giriyor fabrikaya. Öteki taraftan elbise çıkıyor. Böyle de fabrikanın çocuğu. Sevgili canım kardeşlerim. Çorlu'da adam, Çorlu'da Tekirdağ'da. Tekstil fabrikasının sahibi, bir hastane işte Çağlayan'da, bir meşhur bir hastane, reklam olması. Orada aramışlardı hastane görevlilerinden. 14 yaşında bir oğlu var, bir oğlu. Tükürük üretmiyor ağzı. Bak, tükürük üretmiyor, çare arıyor. Tükürük yoksa konuşamazsın, yemek yiyemezsin. Burayı delmeden önce dur ben birisini arayayım. Tıpta bitmiş, tükürük üretilmiyor, sistem bozulmuş. Ondan sonra, ben dedi başka bir noktadan bir çaresi olur mu diye beni arıyor. Acaba abi diyor, Nur talebesiydi.
acaba bundan yapmış olabilir mi diye falan soruyor. Neyse ben size anlatacağım şu. Adam dedi ki, görüştüm adamla. Ya dedi oğlum, bir damla tükürüğü olsun hocam, fabrikamı vereceğim. Bir damla tükürük, ha tükürük iman. Şu saymadığınız tükürük, yoksa konuşamazsın, yemek yiyemezsin. Şöyle. Bu dedim. Sonra ben öteki tarafa neyse konuşmam bittikten sonra, affedersiniz. Püh. Vay be. Vay be, şu tükürüğe fabrika veriliyor. Ama ben bunun kıymetini bilmiyorum. Aynen, mübarek etmiyorum sizi. Latife yapayım diye demedim, özür dilerim ama doğrusunu söyleyeyim. Püh, diğerime tükürdüm. Tükürüğe, vay be. Şu tükürüğe bak lan, bir fabrika veriliyor lan. Lan ne zenginmişim ya. Ağzım tükürük imal ediyor. Ya, tükürük ya. Bulamadık çaresi. Fesubhanallah. Ne nimetler demişiz ya. Tükürük ya. Olmasını gör. Ha şimdi geçmiş zaman bu. Gelecek zaman ise sol taraf. Bakayım ne gözüküyor? Derman aramış. Gelişen hadiseler. Kanserdir, ihtiyarlıktır. Herkes bir havadan vurmuş ya. Adamı dururken. Hoca diyor. Şu ürmaktan bu tarafa yeni yeni. Suminatlar söylüyor bu. Karıncına indim da. Orada yani. Bu ürmaktan diyor. Hakikaten doğru ya. Bu ürmaktan bu tarafa geçilmez. Ama diyor her sene diyor bir tane böyle ürmağı geçmiş öte. Dedim ki dayı. Köy nerede? Şu karşıda. Ortada ne akıyor? Dere akıyor. Lan dedim ırmaktan geçti. Allah'a şükret dedim. Kaşkı dereden bu tarafa geçsin dedim. Ne yapacaksın? Gel dedik bakalım bir saniye. Seni gördüm indim aşağıya diyor. Yani ırmaktan geçmiş adam. Dereden geçseydi ne yapacaktın? Kaşkı dereden bu tarafa. Yani şimdi bakıyor olay ya. Bize rağmen çalışan hadiseler yok mu? Nasıl çözeceksin şimdi? Diyor ki belki yarım yamalak. Bak belki yarınki gün. Benim kabrim ve istikbal ise. Yarınki gün. Çıkacağım belli değil ki. Yarın ne yapacağız? Ya planlar yapıyor. Tarlaya neresi gidiyor? Kendi çayını toplayacak. Ulan yarın bir olsun. Bir nefes almak ne demek ya? Bir yoğun bakıma, yoğun bakıma bir gidin görün. Adam tavanı seyrediyor ya. Kendisi de nefes almıyor. Sen bak burayı seyrediyorsun ya. Ne kadar bahçe bir şey. Yarınki güne bir bakıyorsun. Benim kabrim. Dünkü gün babamın kabri. Ortada benim. Dünkü gün babamın. Yarınki benim kabrim. İki tane mezarlık arasında yaşayan ben yaşıyor muyum şimdi? İki mezar arasında yaşıyorum. Kesin bu hayal mi? Geçmiş de babamın mezarı. Gelecek benim mezarım. Amcam çarpmış. Babasının yanına mezarlık almış. Babamı yanlatacağım diye. Şimdi ne yapıyorsun dedim. Ne bileyim diye. Miladi dolduruyorum. Vakit dolduruyorum. Gel de imansız yaşa hadi. Kendi mezarına bakıyor ya. Bugün de birisini arıyor beni. Urfa'dan birisi arıyor. Diyor ki ya diyor bu iskat varmış diyor. Ben ölmeden önce iskatımı yaptırabilir miyim dedi. Olur ama dedim ne zaman öleceğini bilmen lazım. Çünkü yaşa göre belirliyor. Başka birisi arıyor dün. Buna diyeceğim. Ya dedi bir hocam dedi. Beni falanca verdi diyor. Tamam. Edirne'de tamam. Ya dedi ben şekerden ayağım kesilmişti diyor. Ben hastanedeyim dedi. O ayağımın diyor cenazesi kılınıyor mu dedi. Ayağı kesilmiş. Dedim kimin niyetine kılacaksın dedim. Uyduk şöyle ya Rabbi meyit için olmaz. Meyiti için olmaz. Ayağına namaza de nasıl olacak dedim. Bir mezarlık al dedim. Gör yanında ona gideceksin. Ya dedi ikide bir o mezara mı bakacağız biz de oraya gideceğiz. Ha? Bak ayağının cenaze namazı kılınır mı diye soruyor. Anladın mı? İşimiz bu olduğu için soruyor tabii haklı. Yani şunu demek istiyorum. Gelecek senin mezarın. İstikbal ise daha ilerisi be. Benim çocuklarımın mezarı. Biraz da ileriye baktım. Abi oraya baktım benim mezarım. Biraz da ileriye baktım çocuklarımın mezarı. Daha ileriye baktım. Oho insanlığın sonu. Nesliatinin bir kabri ekberi suretinde görünüp ünsiyet değil belki vahşet verdi. Yani bu baktım teselli bulacağım. Geçmişten teselli bulamadım. Hepsi ölmüş. Geleceğe bakıyorum. Geçmişim de gitmiş. Gelecekte çocuklarım, ha çocuklarım var torunu teselli bulacaksın. Onun da mezarı var. Ben de az ileri. Nasıl teselli bulacaksın? Ya hadi ben bir tanesi dedi ki hoca kendisi dedi insan derdini çeker ama çocuğun evladın var ya senin evladın yok diyor bilmiyorsun. O evlat acısı ne demek biliyor musun diyor yani. Ona sıkıntı geliyor. 3 katı bana gelse de çocuğuma gelmese diyor. Dayanamıyorum diyor. Şimdi kendi mezarını görüyor ama bir de bakıyor böyle torunun mezarı bir de bakıyor insanın mezarı orada. Neyle teselli bulacaksın şimdi? Bakayım teselli neymiş? İman, huzuru iman o dehşetli kabri ekberi sevimli saadet saraylarının bir daveti rahmaniye gösterir.
Ha, Allah'ın davetine icabet edilmiş ve böyle ebedi sonsuz bir saray, saray saadet, ebedi bir saadete gidilen yolmuş. Yani zulüm değildir. Ne deniliyor? Tebdili mekan, mekan değişikliğidir. Tahvili vücut, yumurta, tavuk, çekirdek ağaç, ıtlak ruh, odundaki nurun çıkması, bedendeki ruhun çıkması gibi. Hatırlar mısın böyle? Burada da yapmıştım. Bir kağıt. Camide yaptım. Hem de şey, Kurban Bayramı. Cuma, hem Cuma'ya geliyor. Kürsüde hem bayram namazı hem Cuma namazı. Şöyle bir kağıt düşünün. Üzerine kadın resmi koy. Erkek resmi koy. Para koy. Para koy. Araba koy. Dolar koy, euro koy. Ya resmini çiz. Kağıt. Bir kibrit tut. Hani nerede? Dünya bu işte. Bir muhalif rüzgar eser, savurur harman gibi. Ya. Hepsi gitti. Yani şu, hayatınızda hiç ateşin yandığını görmesen, ben sana desem ki bu aldanma, bu kağıttır, bu kağıt, her şey budur. Ya boş ver, bunun içerisinde nur var, duman var, ısı var, ışık var, renk var. Bu bunun zıt, en büyük düşmanı, kağıdın en büyük düşmanı kim? Ateş, ateş içinde. Desem bunun içinde duman var, nur var, nasıl inanacaksın? İnanır mısın? Nasıl inanacaksın? Sonra bir kirbi çakınca, ooo, hani araba vardı? Hani kadın vardı orada? Euro vardı, makam vardı burada hepsi. Hepsi gitti. Hepsi gitti. Yani hayat bu. Peki bunlar ne? Olumsuzluğu mu yapıyorum? Hayır. Hayatı doğru yorumlarsan, izah edersen dünyada rahat edersin. Şu, Budistler gibi hayattan bütün terk değil, materyalistler gibi insanın içsel sesini, içseldeki beka arzusu, ölmeye karşı direnmek, hastalık istememek, bir sürü istekler var. Hepsini maddeyle susturmak, sus, makamla, parayla, kadınla, şunla bunla susturmak, bu da değil. Nereye kadar susturuyorsun? Veya Yunan felsefesi gibi, ikisinden de çık, düşüncede yaşa, felsefede. Bu da değil. Peki dinler, olayların arkasına seni geçirerek bedene ben deme diyor. Bu kainat surettir, tenteneli perdedir, baki alem hesabına çalışıyor. Bunların asılları oradadır. Burada imtihan için kendini Allah sizi bilmek için değil. Allah zaten sizi biliyor. Sen kendini bilmek adına gelmişsin. Kendini yorumlamak, kendini anlamlandırmak, kendini keşfetmek, kendinle yaşamak, kendine barışık olmak, dışarıda değil içeride huzur aramak. Bunun için gelmişsin. Böyle bir alem var, Allah var, ahiret var deniliyor. Onunla hayatını izah et, mezarı, kabri, hastalığı, teselli onu alır. Doğru olduğunu nereden biliyoruz? Oraların sağlaması, doğru olduğunun alameti sana bir ipucu verilmiş. Oraların nümunesi, onun adı da imandır. İman ile bu hayatın arkasına geçip hayatı doğru yorumlayınca insan hayatın arkasına geçiyor. Ve 63 sene bedensel, ebedi. İnsan ezel ve ebede bir ayna olduğu için ezeli ve ebedi bir zatın aynası olunca bekaya mazhar oluyor. Burada muvakkaten geçim bulunuyor. Mesela kıtalar arası giden bir gemi, suyu bitmiş. Kaptan sen denizciliği bilirsin. Suyu bitmiş, ekmeği bitmiş. Rize'ye bir uğruyor. Alıyor kuma yazınca gibi diyor. Ne diyor tayfa kaptan? Kaptan diyor ki tayfa bir saat kalacağız. Limandan ihtiyacımız göreceğiz. Ona göre siz çıkın alışverişinizi yapın, markete binince gideceğiz. Dünya böyle bir liman kardeşim, bir saat durulacak diyor hadiste. Mekka'ya göre bir saat. Başka bir hadiste bir gün deniliyor. Bir başka hadiste seyahat ederken yorulduğunuz zaman bir saat ağacın altında dinlenmek gibidir diyor. Bununla izah ediyor. Ben sözler 208'den okudum. Biz 100. Sağ okudum, sola okudum. Merak ederseniz önü, arkayı, altı, üstü de devam ediyor. Hatta şu cümleyi okuyayım, sol taraf son biti. Soldan dahi hayır görmediğim için, merak eden okusun diye. Soldan yani gelecekten hayır görmedim mi? Hazır güne baktım şimdiki zamana. Şimdiki. Gördüm ki şu gün güya bir tabuttur. Ha tabut. Tabut. Tabut da gidiyor. Neyi taşıyorsun? Bunu taşıyorsun. Şu anda hareket ediyorum işte. Bu beni gezdiriyor. Hareketi, ahirette beden olmuyor bu. Cismaniyet olacak, ruha uygun olacak. Hareketi mezbuhanede olan cismimin cenazesini taşıyormuş. Yani bu hazır gün neymiş? Hani beden tabut değil. Gün var ya bugün.
Gün tabutmuş. İçine ben girmişim. Sabahtan beri bir gün ya. Tabut içinde biziz, geziyoruz. İçinde bizi gezdiriyorlar. Bir gün bırakacak o gün. Yani tabutun içindeki ceset mezara girmeye kadar ya. Zaman da bir tabut bizi taşıyor. Zaman bir tabut. İçinde biz varız. Beden de bir tavut. İçinde akıl var. Akıl da bir tavut. İçinde kalp var. Kalp da bir tavut. İçinde ruh var. Ruh da bir tavut. Tavut. İçinde ene var. Ene de bir tavut. İçinde sırrı insan var. Bu yol devam ediyor. Daha dur kardeşim. Niye hayat bitti diye korkuyorsun? Esas hayat yeni başlıyor. Allah onlardan eylesin. Şuurlananlardan eylesin. Farkındalığı artanlardan eylesin. Ya Rab bizi kendine kul, peygamberine ümmet, ustadımıza talebe eylesin. Akıllarımıza marifetullah, kalplerimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Bizi ve bizi sevenleri, insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arzafatlardan, maddi ve manevi hastalıklardan, musibetlerden hıfz-ı emin eylesin. Vâhir davâhum elhamdülillâh rabbil âlemin. El-Fâtiha.